Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, E-Devlet kapısına siber saldırı iddialarını yalanladı. E-Devlet sisteminin bağımsız bilgi güvenliği uzmanları tarafından düzenli olarak testlerden geçirildiğini söyleyen Koç, 85 milyon kişinin verilerinin çalındığı söyleniyor. Hali hazırda E-Devlet kapısında 63 milyon kullanıcımız bulunuyor. Bu da iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor dedi. E-Devlet sistemine siber saldırı düzenlendiği, 85 milyon kullanıcının verilerinin çalındığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç bu iddialara yanıt verdi. Teknik olarak E-Devlet kapısından veri sızdırmanın mümkün olmadığını belirten Koç, iddiaları ortaya atanlar 85 milyonun verilerinin çalındığını söylüyorlar. Hali hazırda E-Devlet kapısında 63 milyon kullanıcımız bulunuyor. Bu da iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor, ifadelerini kullandı. Asılsız iddiaları yayan web sitelerinin incelendiğini anlatan Koç, söz konusu sitelerin ağırlıklı olarak oltalama yöntemi kullanan siteler olduğunu belirtti. Geçmişte oltalama saldırıları vasıtasıyla ele geçirilen bu verilerin değişik yöntemlerle dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Bu olaylarla ilgili de kamuoyumuzu hızlıca bilgilendiriyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye.gov.tr çatısı altında sunulan hizmetlerin planlanmasından sunumuna kadar her aşamada güvenlik odaklı yaklaşımı temel aldıklarını kaydeden Koç, E-Devlet kapısı bağımsız bilgi güvenliği uzmanlarınca yapılan güvenlik ve sızma testleriyle düzenli olarak sınanmakta ve sızma testlerinden de başarıyla geçmektedir, diye konuştu.